Abi kendimden bir soru sormak istedim. Şimdi ben storyden karı kız için yapıyorum sporu. Benim hakkındaki görüşlerim. Ya bence yanlış. Şimdi karı kız için spor yapan bir insanın, şimdi bak şöyle bir laf var, tamam mı? İşte erkek dediğin kaslı olması lazım. Onu diyen bana göre, tamam mı? Ya salona adam çek veya insanları gaza getirip uzaktan yakından eğitim verin. Ya kas dediğin siktiğim şey nedir ya? Herkesin karın kası olması gerekiyor. Herkesin çok ünlü olması gerekiyor. Beyler kaslı olmak zorundasınız ama. Tabii ki bu var olan baskılardan. Bas! Biri düşün ki çok yakışıklı bir adam. Ben. Kaslarında güzel. Ben. Tamam mı? O adamına göre değil. Ben maneti olsam sana var ya sümüğümü atmam onu. Hani neden? Hani tipsiz olduğun için değil. Ya bana şey geliyor. Ha belki kadınlara iyi gelebilir, bilmiyorum. Benim cinsel tercihim bayanlardan yöne olduğu için. Aynen. Bunu da çok vurguluyorum bu arada. Aynen, vurguluyorum. ya beni de tanıyan tanıyor yani. Bazıları hatta geçen biri yorum yapıyor. Hocam sende de mi geylik var falan. Bir yorum yazmış. Tamam amın dedi. Sen ya, adresini alıp gidelim vuralım ona abi. Benim beni bilen biliyor. Her neyse. Bana biraz böyle çok şey, bedava konuşuyorsun gibi geliyor. Ha kadınların belki hoşuna gidebilir, onu da bilemem ya. Abi şimdi seninle konuşmam farklı. Hani benim seni değerlendiremem. Hayır ben seni değerlendiremem. Bir erkeğe ben değerlendiremem. Ha bana dersen ki bir kadın nasıl olması lazım? Nasıl hareket etmen lazım? Bir erkek olarak ona bir tavsiyede bulunabilirim. Bana ne amına koyayım erkekten ya? Ne diyeceğim ya sen çok hoşsun. Ya biraz da yani bizi öldürdün ha, biraz göğe çıkar yakışıklı çocuksun de şeklişe mal yedin. Oğlum bak bir sürü yakışıklı çocuk var manita tavlayamıyor. Evet. O biçim kalsın çocuklar ben da var. Ben içinden geçiyorum abi. Öylesi de var ki bakarsan 360 derece çarpık amına koyayım o biçim manitası var ben ya. Ben 360 derece değilim de içinden geçiyorum arkadaşlar.